Hazreti Üstad'ın 1926'da Barla nahiyesine nefyedilmesinden sonra onu saf ve evvel ilk talebeler arasında görmekteyiz. 28. mektupta Hulusi Bey'in gördüğü bir rüyayı sadıkayı tabir eder ki Üstad şöyle demektedir. Senin müjdeli mübarek ve güzel rüyanın tabiri Kur'an için ve bizim için çok güzeldir. Hem zaman tabir etti ve ediyor. Tabirimize ihtiyaç bırakmıyor. Hem kısmen tabiri güzel olarak çıkmış. Sen dikkat etsen anlarsın. Yalnız bir iki noktasını işaret ederiz. Yani bir hakikat beyan ederiz. Senin hakikati rüya nevinden olan vakalar o hakikatin temessülatıdır. Şöyle ki, uvasi meydanlık alemi İslamiyettir, geniş meydanlık. Meydanlığın nihayetindeki mescit İsparta vilayetidir. Etrafı bulanık çamurlu su, hal ve zamanın sefahet ve atalet ve bid'alar bataklığıdır. Sen selametle bulaşmadan, süratle mescide eriştiğin, herkesten evvel Envar-ı Kur'aniye sahip çıkıp kalbini bozmadan sağlam kaldığına işarettir. Mescitteki küçük cemaat ise Hakkı, Hulusi, Sabri, Süleyman, Rüştü, Bekir, Mustafa, Ali, Zühtü, Lütfi, Hüsrev, Refet gibi sözlerin hameleleridir. Yani sözlerin taşıyıcıları. Ufak kürsi ise Barla gibi küçük bir köydür. Yüksek ses ise sözlerdeki kuvvet ve süratli intişarından işarettir. İntişarlarını işarettir. Birinci safta sana tahsis edilen makam ise Abdurrahman'dan sana münhal kalan yerdir. O cemaat telsiz aletlerinin ahizeleri hükmünde bütün dünyaya ders işittirmek istemek işareti ve hakikati ise ders istemek ve işittirmek hakikati ise İnşallah tamamıyla sonra çıkacak. Şimdi efradı birer küçük çekirdek iseler de ileride tevfik ilahiyle birer şeceri-i âliye hükmüne geçerler ve birer telsiz telgrafın merkezi olurlar. Sarıklı küçük genç bir zat ise Hulusi ile omuz omuza verecek belki geçecek birisi. Naşirler ve talebeler içine girmeye namzettir. Bazılarını zannederim fakat kat'i hükmedemem. O genç kuvve-i velayetle meydana atılacak bir zattır. Sair noktaları sen benim bedelime tabir et. Üstad Hazretlerinin mübarek beyanları bu. Burada küçük bir hatıramı kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Sene 2002 veya 2000 işte 3 sıralarıydı. Cağaloğlu'ndaki kardeşlerimizle birlikte orada bulunurken bir ara nesil yayınlarının önünden geçmiştim. Her geçtikçe de uğruyordum ben. Baksın bizim İhsan Atasoy Bey'i orada gördüm. Yahu dedi neredesin dedi. Keşke belli bir zaman değil, yani yarım saat önce gelseydin dedi. Sungur abi buradaydı dedi. Hayırdır dedim. Bu genç cin kim olduğunu sordum dedi kendisine. Tereddütsüz şu cevabı verdi. O genç hoca efendiden başkası değildir dedi. Rahmetullah aleyh rahmeten vasiatı.